Hücre zarımız çok sıcak olduğunda neden erimez arkadaşlar? Ya da çok soğuk olduğunda hücre zarımız neden donmaz? Gelin anlatayım. Hücre zarımızın zar akışkanlığı denilen kendine has bir özelliği vardır. Pek çok değişik faktör zar akışkanlığını etkileyebilir. Ama bugünlük sadece en önemli üç tanesine odaklanacağız. Nedir bunlar arkadaşlar? Birinci madde sıcaklık, ikinci madde kolesterol, ve üçüncü maddede yağ asidimizin doymuş mu yoksa doymamış mı olmasına bakacağız. Şimdi kısa bir hatırlatma yapalım. Önceki videolarda bahsettik hücre zarının yapı taşları fosfolipid dediğimiz maddelerdir. Bunların şeklini şöyle gösterebiliriz. Daire ile gösterdiğim fosfat baş grubu. Aşağı doğru sarkan ip gibi gözüken şeyler de yağ asidi zincirleridir. Bu videoda aslında fosfolipitlerin hücre zarımıza kattığı özellikleri konuşacağız. Hadi başlayalım. İlk ele alacağımız şey sıcaklık. Düşük sıcaklıkta olabiliriz ve tabii ki yüksek sıcaklıkta da olabiliriz. Hücre zarımızın sadece fosfolipitlerden oluştuğunu varsayalım. Sizce hücre zarımız düşük sıcaklıkta nasıl bir duruma gelir? Sıcaklık düşük olduğundan dolayı fosfolipitlerimiz bir araya gelmeye ve sıkışmaya başlar. Bakın şu şekilde gösterebilirim. Neden böyle biliyor musunuz? Çünkü fosfolipitlerimiz düşük sıcaklıkta olduklarından öyle uzaklara gitmelerine yetecek kadar enerjileri yoktur. Bu durumda birbirlerine yaklaşıp sıkışık böyle bir hal alırlar. Çok çok düşük sıcaklıklarda işte buna kristalize durum diyoruz. Sıkış tıkış olduklarından hareket etmelerine yetecek kadar enerjileri yok. Akışkanlıkları da oldukça düşük. Çünkü sıcaklık azaldıkça hücre zarının akışkanlığı da azalır. Peki ya yüksek sıcaklıkta ne olur? Yüksek sıcaklıkta fosfolipitlerimizin biraz daha fazla enerjisi bulunur. Yani biraz daha çok hareket ederler ve bu sayede aralarında daha çok uzaklık bulunur. Görünümleri şöyledir. Fark edeceğiniz gibi buradaki fosfolipitler arası uzaklık düşük sıcaklıktakinden çok daha fazla. Düşük sıcaklıkta çok çok az mesafe vardı. Bu artan mesafe akışkanlığımızın da artmasını sağlıyor. Çünkü hücre zarının hareket etmesi için çok daha fazla alan var. Özetleyecek olursak, sıcaklığımız arttıkça zar akışkanlığımız da artar. Şimdi buraya biraz kolesterol eklersek ne olur? Düşük sıcaklıkta fosfolipitlerimiz yine sıkışmaya eğilimlidir. Ancak bazen gerçekten çok ilginç bir şey olur. Kolesterolün fosfolipitlerin arasına girdiği durumlarda yani şöyle. Bu işi her fosfolipit için ayrı ayrı yapmaz ancak bazen kendini hücre zarının içine yerleştirir. Alt tarafta bulunan fosfolipitler için de aynı durum geçerli. Fark edeceğiniz gibi hücre zarı her zaman alt taraf ile üst tarafın fosfolipitlerinin tamamen aynı ya da çok az farklı olacağı düzende olmak zorunda değildir. Zarın bazı bölgelerinde daha çok kolesterol vardır bazılarında daha az. Zarda kolesterol bulunuyor olması çok sıra dışı bir olaya yol açar. Nedir bu sıra dışı olay açıklayalım? Kolesterolün yaptığı şey aslında bazı fosfolipitlerin arasındaki mesafeyi arttırmaktır. Yüksek sıcaklıkta az önce söylediğimiz gibi fosfolipitler arası uzaklık artarsa akışkanlık da artar. Peki ya zarda kolesterol varken yüksek sıcaklıkta ne olur? Yüksek sıcaklıkta fosfolipitlerimiz zaten birbirinden uzağa dağılmıştır. Aynen üstte çizdiğimiz gibi. Ancak anlattığımız gibi kolesterol zarda rastgele yerlere yerleşir. Bu fosfolipitlerin birbirine doğru yaklaşmalarına yol açar. Çünkü fosfolipitler kolesterole tutunmak ister. Bu nedenle zarda şimdi daha fazla sıkışıklık var. Zardaki moleküller artık birbirlerine daha yakın. Böylece ne oldu? Akışkanlık azalmış oldu. Kolesterol arkadaşlar gerçekten böyle çok ilginç bir madde. Çünkü düşük sıcaklıkta akışkanlığı arttırır, yüksek sıcaklıkta ise akışkanlığı azaltır. Aslına bakarsanız kolesterolü kimyada gördüğünüz tamponlara benzetebilirsiniz. Hücre zarımızın sabit ve normal düzeyde bir akışkanlıkta kalmasını sağlıyor yani. Çok düşük sıcaklıkta akışkanlık biraz artacak, çok yüksek sıcaklıkta ise akışkanlık biraz azalacaktır. Üçüncü maddemiz olan doymuş ve doymamış yağ asitlerinin oranına geçmeden önce kendimize biraz alan açalım. Üçüncü maddede doymuş ve doymamış yağ asitlerinin bulunma miktarlarını karşılaştıracağız. Doymuş ve doymamış yağ asitlerini karşılaştırırken fosfat baş grubundan aşağı uzanan zincirleri ele alacağız. Kimyadan hatırlayın, doymuş bir yağ asidini şöyle gösterebiliriz. Her bir köşe ya da sivri uç bir karbonu temsil eder. Doymamış yağ asidinin ise bundan oldukça farklı bir şekli var. Çünkü doymamış yağ asidi demek çift bağlarımızın olduğu anlamına gelir. Bunun gibi iki tane çift bağımız olsun diyelim. Kendi başlarına herhangi bir özel yanları yok gibi sanki. Tamam, farklı görünüyorlar ama yanlarındaki yağ asitleriyle nasıl etkileşimde bulunacaklar? Doymuş durumda da, doymamış durumda da molekülümüzde bir miktar çift bağ bulunur. Size ilginç bir gerçeği açıklayayım. Gördüğünüz gibi doymuş yağ asidinde bu iki zincir çok düzgün bir şekilde yan yana dizilir. Lego oyuncaklar gibi. Doymamış yağ asitlerimizde ise bu iki zincir bu kadar düzgün dizilmez. Peki bu bizim zar akışkanlığımızı nasıl etkiler? Bu meseleyi açıklamak için doymuş yağ asidi zincirlerini düz çizgiler şeklinde çizelim. İşte böyle. Bu düz çizgilerin müthiş bir şekilde yan yana dizildiklerini de gösterelim. Yani birbirlerine oldukça yakın diziliyorlar. Alttakiler de öyle. Moleküller arası uzaklık çok az olduğundan dolayı akışkanlığımız da gerçekten çok az. Doymamış yağ asitlerinde durum nasıl peki? Gördüğünüz gibi bu yağ asidi zincirlerinde hafif bir bükülme var. Ben de bu nedenle fosfolipide hafif bir bükülmesi olacak şekilde göstereceğim. Bükülmeler farklı zincirlerde olabilir ya da her iki zincirde de bükülme olabilir. Fark etmişsinizdir. Bu fosfolipitleri aşırı yakın çizemiyorum. Fosfolipitlerimizdeki doymamış zincir bükülmesinden dolayı aralarında daha fazla mesafe kalıyor. Fosfolipitlerimiz arasında daha fazla mesafe olduğundan dolayı da akışkanlık ne oluyor? Artıyor. Bugün ne öğrendik kısaca özetleyelim. Hücre zarının akışkanlığını etkileyebilen 3 etkeni anlattık. Birincisi sıcaklık. Sıcaklık arttıkça akışkanlık artar. İkincisi kolesterol. Kolesterol tampon gibi davranır. Düşük sıcaklıkta da akışkanlığı arttırır, yüksek sıcaklıkta azaltır. Sonuncusu ise fosfolipitlerimizde bulunan doymamış yağ asitleri. Hücre zarımızdaki doymamış yağ asidi miktarını arttırdığımız zaman akışkanlık da artar.